Herkese merhabalar, ben İç Mimar Muzaffer. Bugün sizlere işsizlik döneminde neler yaptım, neler yaşadım, bunlardan bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu, bugüne nasip oldu. Öncelikle ben 2018 senesinde İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunuyum. 2018 senesi hem benim için hem de ülke için zor bir dönemdi. Çünkü mezun olmaya yakın dolar 3 lirayken mezun olduktan sonra 8 liraya kadar çıkmıştı ve büyük bir ekonomik krizin içerisindeydik. İlk defa yaşıyorduk bunu. Ve inşaat sektörü durma noktasına gelmişti. Birçok ofis ve şirket maalesef kapanmak zorunda kalmıştı. Aslında ben mezun olmadan önce öğrencilik yıllarımda bir iş teklifi almıştım. Staj yaptığım yer bana bir iş teklifinde bulunmuştu. İşte 2 yıl, 3 yıl boyunca askere gidene kadar bizimle beraber çalışabilirsin. Hatta askerden geldikten sonra iş bulamazsan bizimle beraber çalışmaya devam edebilirsin gibi bir iş teklifinde bulunmuştu. Ben de tabii ki de bunu kabul ettim. Mezun olduktan sonra bu olaylar da gerçekleşince ben tabii bunların kapılarını aşındırmaya başladım. Mesaj atıyorum, arıyorum, gidiyorum, ulaşamıyorum. En sonunda denk geldik ve beni kibarca reddettiler. Bir yerde oturup bir şeyler içerken bana şu cümleyi kurmuştu. Başka iş ilanlarına bakıyor musun? Gibisinden bir cümle kurduğunda ben aslında zaten anlamıştım beni reddedeceklerini. O an psikolojik olarak büyük bir çöküntü içerisine girmiştim. İşsizliği kelime anlamı olarak biliyordum ama hücrelerime kadar hissediyordum. Artık işsiz üniversite mezunu sıfatına ben de artık dahil olmuştum. İşsiz kalmak ülkemizde maalesef başarısızlık olarak adlandırılıyor. Fakat bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani %80 oranında bizim elimizde olan bir şey değil. Çünkü iş yok. Çok fazla işsiz var ve çok az iş ilanı veren insan var. Ve yüzde olarak büyük ihtimalle işsiz kalacağız veya zor iş bulacağız. Bu bir nasıl başarısızlık oluyor? Bunu da anlamış değilim. Bu da bir sistem olarak geçsin burada. Tabii kendimi toparlayıp ne yapmam gerekiyor diye düşündüğümde bir CV hazırlamam gerekiyor iş başvurusu yapabilmek için. Daha öncesinde vardı ama daha iyi bir CV hazırlayayım, daha iyi bir portfolyom olsun diye uğraşmaya çalıştım. Bunun için neler yaptım? Kısaca bahsetmek gerekirse her iş ilanında 3 boyutlu program istenildiğini gördüm. Hali hazırda kullandığım SketchUp ve V-Ray programları vardı. Ama baktım ki bunlarda daha iyi olmam gerekiyor ki insanların önüne geçeyim ve beni seçsinler. Sayısız SketchUp ve V-Ray videosu izledim. Yabancı kaynaklardan çok fazla videolar izledim. Çünkü Türkçe kaynak o zaman hiç yoktu neredeyse. Şimdi var. Hatta ben de yapıyorum. SketchUp, V-Ray, Lumion videoları çekiyorum. Hatta kanalın ağırlığı olarak modelleme ve render eğitim videoları çekiyorum. İncelemek isterseniz bu arada bakabilirsiniz. Neyse, sayısız yabancı kaynak izledim. İşte İngilizce, Çince, Hintçe, Rusça, Arapça bir sürü video izledim ve kendimi bir seviyeye atabildim ve sayısız render aldım. Size de tavsiyem, kendiniz plan yapın. İşte eski okul projelerinizi tekrardan revize edin, renderını alın. Ben kendi kafamdan bir daire modellemiştim ve onun belli başlı banyo, yatak odası, salon gibi renderlarını alıp böyle bir portfolyo haline getirmiştim. Bayağı büyük bir portfolyom olmuştu. 18 sayfalık bir portfolyom vardı. Fakat başvurduğum hiçbir ilandan geri dönüş almıyordum. Artık diyordum ki ya benim CV'm veya portfolyom çok kötü ya da bunlar CV veya portfolyoyu hobi olarak incelemiyorlar. Kariyer.net'te bir iş ilan çıkmıştı, yeni çıkmıştı ve evime yakındı. Kariyer.net'te de bir portfolyo paylaşamadığımız için, işte bir görüntü paylaşamadığımız için bizim meslek grubumuzda insanlar sadece CV üzerinden değerlendiriliyordu. Ben de dedim ki gideyim direkt ofise ve portfolyomu kendim sunayım. Belki daha yararlı bir iş görüşmesi olur diye düşündüm ve gittim. Benden önce bir kişiyi almıştı, mülakat halindelerdi ama sesleri geliyordu. Zaten onu aldı işe. Onunla alakalı bilgiyi biraz sonra söyleyeceğim. Sıra bana geldi, içeri girdim. Randevumun olup olmadığını sordu. Ben de biraz önceki nedenleri ona da söyledim. Sonra portfolyoyu sadece 20 saniye şöyle bir göz gezdirdi ve beni okuduğum lise yüzünden işe alamayacağını söyledi. Ve işe alınmadım. Bu şekilde alınmadım. Benden önceki kişiyi almıştı. Mülakatına kulak misafiri olmuştum. Arkadaş hafta sonları meslek edindirme kursuna gidip 3DMAX öğrenen bir arkadaş. İç mimarlık iş ilanına hafta sonları meslek edindirme kursuna gidip 3DMAX öğrenen bir kişiyi aldı. Tabii çocuğa daha az para verip
hem marangozhanede de çalıştıracaktı hem de 3 boyutlu program biliyor diye beni değil onu işe aldı. Yeni bir iş ilanı daha gördüm. Ana dili gibi İngilizce bilen, okuma, yazma, konuşma gibi. İşte 3 boyutlu programı çok iyi bilen, presentable bir kişilik arıyoruz gibi bir iç mimar ilanı vardı. Dedim ki bir başvurayım. Ne olacak yani, ne kaybedeceğim diye. Başvurdum ve geri dönüş yaptılar. İlk defa biri beni mülakata çağırdı. Ben de mülakat için hazırlandım ve yola çıktım, gidiyorum. Otobüse gideceğim. Hava soğuk. Büyük ihtimalle Mecidiyeköy'de bir yerdeydi. Levent'te aktarma yapmam gerekiyordu. Levent'te aktarma yapmak için otobüsten indim. Bir sonraki durağa doğru yürürken akbilimi doldurdum. Hava soğuk olduğu için burnumu çekiyordum ve akbilim fişini yere atmamak için buruşturup cebime attım. Durağa ilerlediğimde arkadaki iki simitçi beni kolumdan tutup arkada kolumu birleştirip bana dediler ki o cebindeki ne? Abi siz ne zannettiniz diye sordum. Uyuşturucu dediler. Çıkart bakayım onu dediler. Çıkarttığımda fişi gördüler. Ben presentable bir kişi arayan iş ilanının mülakatına giderken yolla keş diye çevrildim. Yani polisler beni keş zannetmiş. Presentable bir kişilik arayan bir şirkete mülakata giderken yolla keş diye çevrildim. Polisler beni bıraktılar. Otobüse bindim. Ve moralim zaten bozuldu. Ve gittim. Ofise gittiğimde artık dedim ki kaybedecek bir şey yok. Rahat rahat konuş. Oturdum ve kadın bir tane çıktıya bakıyor. Ben dedim herhalde CV'mdir. Ben CV'min başına edebi, felsefik bir cümle yazdım kendimce. Şöyle bir şey yazıyordum. Bir anlatma aracı için kağıt yeter artar da bile demiştim. İşte kimisi yazar, kimisi çizer, kimisi de origami gibi katlar. Ben de mesleğim gereği çizerek, hobilerim gereği yazarak gibi böyle bir cümle kurmuştum. Ve kadın bundan etkilenmiş ve beni felsefi bir sohbet yapabilmek için mülakata çağırmış. Mülakata başladık. Şiir üzerine, felsefe üzerine, kitap üzerine konuşurken ilk defa iç mimari bir şey sordu. Bana dedi ki neden iç mimari ihtiyaç duyalım diye bir şey sordu. Felsefik bir soru sordu. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. Güzel yüzlü bir kadına yüzün çok güzel de diyebilirsin. Cumhuriyet'in ilk yılları gibiydi yüzün de diyebilirsin. Şairin dediği gibi dedim. Bir ustayı getirirsiniz herhangi bir şey direkt o da yapabilir. Ama bir iç mimarın yaptığı gibi yapamaz. Tasarladığı gibi yapamaz. Gibisinden bir cümle söylemiştim. Aslında iç mimarlar mülakatın sonunda biz sizi ararız dedi. Tabii ki de aramadı. Bir başka hikayem de şöyle. Piyasada inanılmaz derecede dolandırıcı var, sapık var, tacizci var, artık ne derseniz bir sürü tip var. Bir gün birisi beni aradı, aynen şu ses tonuyla bana seslendi. Benim babam senin çizimlerini çok beğendim, seni Avrupa'nın bir numarası yapacağım, ben uygulamada Avrupa'da bir numarayım, seninle görüşmem lazım. Ben ofisine çağıracak falan zannettim, beni Kadıköy'de bir kitap kafeye çağırdı. O kadar işe ihtiyacım var ki buna sevindim ve gittim kitap kafeye. Bana laptopumu da getirmemi istemişti. Gittim. Adam bir saat içerisinde 3 kere vakit namazına gitti. Adamın tuhaf biri olduğu zaten anlaşılıyordu. Bana dedi ki bir konsept geliştirdim. Simit dondurma. Diyarbakır'da bir kafe açacağız. Ve bunun tasarımını yapmanı istiyorum senden diye. Ben dedim ki bu bir iş görüşmesi değil mi? Yok dedi, seni denemek için dedi, böyle bir şey yapacağız dedi. Ben aslında anlamıştım, dedim ki freelance olarak düşüneyim, buradan paramı alırım diye düşünüyordum. Sonra eve gittiğimde çizimlere falan başladım. Adam benden sürekli render istiyor, sürekli render istiyor. Ben de daha önceden freelance işler yaptığım için Rajon'u biliyorum. Kill renderları gönderiyordum. Kill renderı dediğimizde kill renginde bir şey oluyor. Bütün formlar aynı malzemede oluyor. Yani bir malzeme gözükmüyor. Sadece form olarak görüyorsun. Yani modellediğini görüyorsun. Böyle bir şey gönderiyordum. Dedim ki sen bana parayı at, ben de sana çizim atayım, render atayım diye söylediğimde adam bana benim babam sen önce abini kazan sonra para kazanırsın dedi. Dolandırıcı olduğuna kanat getirdikten sonra para da alamayacağımı düşündükten sonra adamı engelledim, bıraktım. Üç arkadaş iş kuracaktık, iki tane kız arkadaşımla beraber. Bir tane adamdan bahsediyor birisi. Diyor ki işte şöyle yaptı, böyle yaptı. İsmini sordum. Direkt bu mu dedim. Evet dedi. Kızı gece saatlerinde telefonla sözlü olarak taciz ediyormuş herif. O yüzden size tavsiyem
Sizin bu işsizlik dönemindeki psikolojinizden yararlanarak sizi farklı farklı kullanmak isteyen insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Bunlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani işin içerisinde bir resmiyet yoksa ne kadar işsizlikte yaşasanız oraya gitmemenizi tavsiye ederim. Bu mülakatların üzerine zaten psikolojik olarak bir çöküntü halindesiniz. Bir de aile baskısı diye bir şey var maalesef. Babam mesela ablamla konuşurken illa ki iç mimarlık mı yapmak zorunda? Postanede gitsin, zarf doldursun, zarf taşısın. İşte annem de mesela bir cümle kurmuştu, onu hala unutamıyorum. Yine başvurduğum işlerden bir sonuç alamadığımda annem bana şunu söylemişti. Galiba bu işte iyi değilsin. İyi olsaydın illa ki biri seni işe alırdı gibi bir cümle kurmuştu. Onu hala unutamıyorum. O ara baya psikolojik olarak bunalımdaydım. Evet, bu dönem bana neyi öğretti? Bu dönem artık ekmek aslanın ağzında değil, aslanın midesine kadar inmiş maalesef. Sizlere tavsiyem 3 boyutlu program öğrenmeye çalışın. Bunun 2 tane nedeni var. Şimdi bana şey söyleyebilirsiniz. Sen de SketchUp, işte Vire, Lumion videolar çekiyorsun. Kendi videolarını izlenmesi için bunu söylüyorsun diyenler olabilir. Saygı duyuyorum. Ama benim 2 tane nedenim var. Bir tanesi, baktığınızda her iş ilanında 3 boyutlu programı zorunlu tutuyorlar. Yani istiyorlar. Hatta ben işe girerken şöyle söylemişlerdi. 3 boyutu iyi bilen bir iç mimar. Yani öncelik 3 boyut programı bilmesi. Hani bilirse de bir de iç mimarlık yanında olsun gibisinden. O yüzden size tavsiyem 3 boyutlu programı iş bulabilmek adına öğrenmeniz. İkinci olarak da ikinci nedenim de şu. 3 boyut öğrenirseniz freelance işler alma olasılığınız çok fazla artabilir. Bir sürü freelance sitesi var. Özellikle Fiverr sitesinden dolar üzerinden render işi yaparak para kazanabilirsiniz. Hatta işi o kadar ileriye götüren insanlar var ki sigortalı işi de çalışmak yerine freelance işler yapıp buradan para kazanıp ekonomik özgürlüklerini bu şekilde kazanıyorlar. O yüzden 3 boyut programı işe girme girmeme muhabbetinden bağımsız olarak kesinlikle bilmeniz gerekiyor bence. Bu dönemin bana öğrettiği ikinci şey daha var. İnsan tanımak her şeyden daha önemli. Özellikle iç mimarlık veya mimarlık bölümünde okuyorsanız, mimari herhangi bir dalda okuyorsanız. Çünkü çok dolu bir portfolyonuz olsun, çok kaliteli bir CV'niz olsun. Fakat bunları inceleyecek bir insana ulaşamadığınız sürece bunların hiçbir hükmü yok. İnsan çevrenizi genişletmeye çalışın ve bunu kalifiyeli bir şekilde yapın. Meslek grupları farklı farklı olsun mesela. Farklı meslek gruplarından insanlar tanıyın ve bir iç mimara veya mimara ihtiyaç duyduklarında akıllarına gelen ilk isim siz olmaya çalışın. Böylelikle iş bulma olasılığınız veya freelance olarak kendi işinizi yapma olasılığınız daha fazla olacaktır. Bir de CV ve portfolyoyu çoğu işveren incelemiyor. Buna nasıl kanaat getirdiğimi şöyle örnekle açıklayayım. İyi işler yapan bir iç mimar geçenlerde bana bir mesaj attı. Bana dedi ki portfolyonu ve CV'ni yollar mısın? Sizinle freelance olarak çalışmak istiyorum. CV'mi ve portfolyomu yolladım. Birkaç gün sonra bana yine mesaj attı ve bir render attı. Dedi ki bu kalitede bir render alabilir misin? Ben sana zaten en iyi renderlarımı, en iyi 3 boyutlarımı gönderdim. Hatta bana mesaj attı, Instagram sayfamda sadece mimari projelerimi paylaşıyorum. Benim profilime bile açmamış, bakmamış. Sadece tavsiye üzerinde böyle bir iç mimar var demişler ve bana mesaj atmış. Kimse kimsenin portfolyosunu, profilini incelemiyor. Bana bu mesajı attıktan sonra JPEG olarak birkaç tane render attım. Aa çok güzel, okey deyip böyle iş yaptık. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi yine o freelance işi de birinin tavsiyesi üzerine aldım. Evet, bir öncelik sıralaması yaparsam. Öncelikle insan tanımayı ihmal etmeyin. Kalifiyeli, farklı meslek gruplarından insanlar tanımaya öncelik gösterin. İkinci öncelikli şey 3 boyut programı bilmek ders notlarından benim için şu anda daha iyi. Çünkü okullarda verilen eğitimle iş hayatındaki o olay farklı. Yani uyuşmuyor. Bir kere şöyle düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz ve yapmış olduğunuz projelerde ekonomik bir çerçeve içerisinde yapmıyorsun. Gelelim ben nasıl iş buldum. 2018 senesinde mezun olduktan sonra 1,5 yıl boyunca iş bulamadım. 6 ay boyunca askerdeydim. Askerden geldim. Askere de 2019'un Eylül ayında gittim. 2020'nin Mart ayında geldim. 2020'nin Mart ayında da Türkiye'de pandemi patladı. Birkaç ayda öyle iş bulamadım. Sonra
Benim sınıf arkadaşımın çalıştığı ofiste 3 boyutlu program bilen bir iç mimara ihtiyaçları varmış. Bu şekilde ilk defa benim portfolyom detaylı bir şekilde incelendi. Yani mimari bir gözle incelendi. Birkaç kişinin portfolyosu ve mülakat olmuştu. Onların arasından beni seçmişlerdi. Bu şekilde girmiştim. Yine bir referans aracılığıyla işe girmiş oldum. O yüzden CV'niz veya portfolyonuz ne kadar iyi olursa olsun bir referansınız olmadan hiçbir işe maalesef yaramıyor. Ya da yüzdesi çok düşük oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoda beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.